Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gönüllerin şehri olan Konya'dayız. Mevlana'lar şehri olarak da biliniyor. Konya'ya geldik. Ya bakalım, plansız geldik Konya'ya ama yani gördüklerimi falan burada kaydetmeyi planlıyorum. Şöyle meydandayım, etrafı göstereyim. Bu şekilde, bu karşı tarafta şeyler var, pasaj, işte hediyelik eşyalar. Yani burası bir çarşı. Şöyle bir meydan var. Burada oteller var, bayağı. Şurada bir otel var. Şurası bir otel. Şurası da karşılığı beyaz olan yerde Konya Valiliği yazıyor. Şöyle bir meydandayız. Şu yeşil türbeli olan yer Mevlana Müzesi. Şurası da şurada da bir Konya diye bir yazı var. Gönüllerin şehri. Şöyle arka taraftan dolaşalım. Şöyle bir ufak çaplı bir yürüyüş yapacağım. Etrafı keşfedelim. Meydanda da devamlı böyle bekleyen polisler var. Şurada müzenin ön kısmında da bekleyenler var. Şöyle bir bakalım etrafa neler varmış. Evet, burada da çarşı var demiştim. Çarşının adı da Türbe Önü Çarşılarıymış. Şu arka tarafta bir tane değişik bir cami var. Minareleri bayağı değişik. Oraya da gideceğim. Önce buraları bir gezdikten sonra oraya da uğrayacağız. Gidelim bakalım neler varmış. Şöyle Mevlana Müzesi'ne doğru gidiyoruz. İçerisi bayağı kalabalık görünüyor. Giriş kapısına doğru ilerliyoruz. Evet, müzenin içine giriş yaptık. O taraf çıkış kapısı diyor. Şu şekilde şuradan gireceğiz. Bayağı da turla gelen var buraya. Of, çok kalabalık içerisi ya. Şu alan lavabolar varmış burada. Burası da Çelebiyan kapısı diyor. Bu değişik bir ağaç var. Hadi geçelim bakalım. Beraber mi çekelim? Aha. Böyle içeride cam mekanların içinde şeyler var.
ne oldukları yazıyor burada. Bakalım ne var burada. Şöyle bir. Burada. Mevlevi müzikisi. Çok kıyafetler varmış. Şöyle bir bakalım. Thank you.
Şimdi Evliya Müzesi'nden çıktık. Türbe Çarşısı'nın yolunun üzerinde şöyle bir Aziziye Camisi var. Aziziye Camisi'ymiş burasının adı. Tamam, sen de şöyle. İşlemeleri falan muazzam ya. Yazısını okuyayım. Bu cami ilk olarak 1671 yılında Sultan 4. Mehmet'in damadı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır diyor. 1867 yılında yangın geçiren cami, 1874'te Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın yardımlarıyla tamamlanmıştır diyor. Bu şekilde şu hemen karşı tarafta şurası müzenin olduğu yer. Şöyle bir de yandan görelim.
Yemme.